Bak zarar vermek. Münafığın asıl amacı neymiş? Zarar vermek. Evet hocam. Inşallah. İnkarı pekiştirmek. Münafık müminlerin imansız olması ister. Hem imanlar yani toplulukla yaşaması ister çünkü onlara ihtiyacı var. Fitne çıkarmak için. Evet. Hem de inkar etmeyelerini istiyor. Evet hocam. Müminlerin arasını ayırmak. Münafık akşama kadar onun için uğraşır. Müminlerin arasını ayırmak için uğraşır. Ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaşanı gözlemek. Yani herhangi ihbarda bulunur, bir şeyde bulunur. Yani Müslümanlara saldırılmasını gözler ve bekler. Evet, inşallah. Şahitlik yapar, oyun oynar, sahte ihbarda bulunur. Münafığın evet. özelidir. Evet, evet. İçin mescit edinenler, yani bir topluluk oluşturuyorlar. İlla ki bir mescit ediniyorlar, topluluk oluşturuyorlar. Yani birbirine ayrılmaz münafıklar. Evet. Ve biz iyilikten başka bir şey istemeyedik diye yemin edenler. Sorduğunda da böyle iyilikler taşır. Yani hep iyilik amacı inandır. Hep en aklı başında onlardır, en iyi onlardır, en düzgün onlardır. Yani üstüne bir kendince zırh koymaya çalışır ama o sırıtır. Çünkü bir lağımı üstüne naylon dörtsen lağımdır. Değil mi? İnşallah. Yani İnşallah. Her ülkede o belli olur. Bunlar da öyledir yani. O zaman şeytan onlara eylemlerini çekici göstermiş ve onlara yani yaptıkları işleri çekici göstermiş. Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Münafıklar bir araya gelince kendilerini çok güçlü zannederler. Yani onlara saldırı olmaz artık çünkü Müslümanlar da uzaklar ya. Evet. Tehlikeden kurtulduklarını inanıyor. Çünkü tehlikenin odağı olarak Müslümanları görürler. Müslümanların açık hedef olduğuna inanırlar. Müslümanlardan uzak durunca da açık hedef olmaktan kurtulduklarını ve artık rahat edeceklerini yani toplumun baskı yapmayacağını, küfrün onlara saldırmayacağını, ailelerin şunun bunun artık onlarla uğraşmayacağını düşünüyorlar. Evet hocam. Dolayısıyla böyle korunan bir topluluk olduğuna inanır münafıklar. İnşallah. Bak bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur. Artık küfrün ve imansızların da desteklerini aldıklarını düşündükleri için yani mesela masonların, şunun bunun, itin kopuğun, kafir düşünceyi savunan bazı basın mensuplarına, evet. bazı üçkağıtçıların, yani her türlü sahtekarın ve onların hampalarının desteğini aldıklarını düşündükleri için kendilerini güçlü zannediyorlar. Ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Onlara ilka ediyor şeytan. Hakikaten münafıklarda kendine bir güven vardır. Rahatlamış olur psikolojik olarak. Güvende hissederler kendilerini. Ne zamanki iki topluluk birbirini görür oldu, karşılaştı. O iki topu üstüne geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Birdenbire şeytan onları ortada bırakıyor. Evet. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Bak bir sefer de yine manyaklık yapıyor. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. O da münafıkları eleştiriyor. Ben Allah'tan da korkuyorum. Münafıklara farklı olduğunu söylüyor. Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Şeytan onlara vaatler ediyor. İşte iyi iş adamı olursunuz. İmkan sağlanır, evlenirsiniz, eğlenirsiniz, her şey olur diyor. Evet. Onları en olmadık kuruntuları düşürüyor. Acayip vesvese olur münafıklar. Akıllarına şeylere kafayı takarlar. Yani çok pimpirikli olurlar. Genellikle de yalnız yaşar münafıklar. Yani evet. yalnızlığı tercih ederler. Evet hocam. Yani yalnızlık onların bir özelliğidir. Yani kalabalık da olsalar hep yalnızlık isterler. Ama asıl şeyde tabii sürü halinde yaşarlar. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez diyor Allah. Sürekli aldanma halinde olur münafıklar.